Sayın Erdoğan'a da ne diyordu? Seni dövizle vuracağım, seni dolarla çökerteceğim diye meydan okuyordu. Şimdi biz eğer gerçek manada kendi aidiyet değerlerimize yönelirsek, aidiyet değerlerimize uygun, insicam içerisinde bir toplumsal doku, bir devlet mekanizması oluşturursak, yani vahşi kapitalizmin kıskacından kurtulursak, Amerikan dolarının tasallutundan kurtulursak, merhum Erbakan hocamızın D8 kapsamındaki İslam Birliği kapsamındaki ortak para birimini tesis edersek bugün içerisinde yaşadığımız bu dar boğazdan, bu ekonomik krizlerden kurtuluruz. Fakat bu sistem bu şekilde 100 yıldan beri bu vahşi kapitalizm, bu sömürü düzeni devam ettiği sürece biz kesinlikle iki yakamız bir araya gelmeyecektir. Biz sömürülmeye devam edeceğiz. Biz zillet içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Allahu Teala Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Estauzu billahi efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرِدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ." Yani siz Kur'an'ın bir kısım hükümlerine inanıp bir kısım hükümlerini inkar mı ediyorsunuz? Yani namazdır, oruçtur, bunları yerine getiriyorsunuz da devlet mekanizmasıyla ilgili Allah'ın yasalarını niye hakim kılmıyorsunuz ülkenizde? Allah'ın yasalarına uygun neden bir anayasal düzen oluşturmuyorsunuz? Bunu yapmazsanız sizin dünya hayatınızdaki yaşantınız zillet içerisinde olacaktır diyor.